Selamlar dostlar. Sizlere bugün Road Tale 6'da RP'de oynadığımız modda genelde yayınlardaki Türkiye üzerinden bir değerlendirme yapacağız. Rehberini yapacağız. Türkiye çok güçlü. Fokus olarak da iyi. Şimdi çok güçlü ama farmlaması gereken bir ülke. 15 fabrikayla başlıyor. Ve de bu yanındaki büyük rakiplerinden aslında geride olduğunu işaret ediyor. Yani Yunanistan'dan çok daha iyi ama mesela bir Romanya'dan daha kötü gibi. Bulgaristan'dan da keza öyle. Şimdi şöyle ki Türkiye'nin Focus serisi birazcık güzel. Neden? Bu modun kendi Focus serisi bu arada. Güncellenmemiş Road Tale 6 Focus serisi. Oradan bir çıkarım yapacağız. Ekonomi Focus'ların ne kadar güçlü olduğunu göreceğiz. Focus Auto Complete kullanacağım bu arada ve sırasına göre göstereceğim. Hızlıca geçmek adına. Şimdi ilk başta Montro yapılabilir ama yapılmayabilir de. Önemli değil bu fokus. O kadar da önemli değil. Montro Event'i geliyor ve boğazların kullanımını açıyor. Şöyle gösterelim. Burayı Demilitarize'den çekiyor. Ekstra bir kazancı yok. O yüzden ilk bunu gitmenize gerek yok. Lakin ilk başta ekonomi fokuslarını giderseniz çok rahat edersiniz. Land Doctrine'e güzel bonusu var. Uçaklara fena olmayan bir bonusu var. Ve gemiye de yine basacaksınız. Hiç fena olmayan bir Submarine ve Destroyer model bonusu var. Burada ekonomiden başlayacağım. İdeoloji seçmeden önce Kemalist tarafsızlığa gidip güzel bufflarınızı alın abi. İlk başta endüstri fokuslarını alarak başlayabilirsiniz ama 5 yıllık plan ile de sivil fabrika inşa hızıyla başlayabilirsiniz. İkisi de yine makul şeyler. İki ekonomi fokusu da mümkün ama ilk başta şunu almak her zaman için iyi 5 yıllık plan adına. Ondan sonrasında da endüstriye 2 tane buff alıyorsunuz. Bunu da yararlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Ve şu fokusa gittiğiniz zaman da %5 consumer goods alıyorsunuz. İki sivil buradan geliyor, iki sivil buradan geliyor. Bir resource loot'u alıyorsunuz. Ondan sonrasında da şu güzelim buff'ı alıyorsunuz. Ve sivil sayınız bir anda artıyor. 25'e çıkıyor. Gördüğünüz gibi 10 fabrikalık bir yoldu bu bizim için. Ve resource slot'umuzu da aldık. Buna gitmek için şu yolu devam etmeniz lazım. Ve buna gitmek için de 50 fabrikaya ulaşmanız lazım. Yine ekonomi fokuslarınıza devam edebilirsiniz. Ama bu ekonomi fokuslarına giderken belki araya da Kemalizm yoluna gidersiniz. O zamana kadar RP belli olur diye gitmeyin dedim. Hani RP'nin yolu eğer belli olursa mesela tüm Sovyet'te hiçbir yakınınız yoksa ya da tarafsız gidecekseniz, komünist gitmeyecekseniz ekonomi fokuslarına şunu aldıktan sonra Kemalistliği elinize tutup devam edebilirsiniz. Artı 10 puan veriyor. Duruma göre de gidebilirsiniz, gitmeyebilirsiniz de. Construction Speed veriyor yine bu da. Şurada görüyorsunuz. Political puan veriyor artı 100. Şu Wargold Time az bize ekliyor. Yani size 100 gün saldıracaksa 125 gün saldırıyorlar. Base Stability Reformism. Bu da yine eksi 3 Consumer Goods veriyor ve OP. Bundan sonrasında ise taraf seçim. Yani burada almamız gereken şu. Şu kesinlikle. Buna mecburen gidiyorsunuz ve bu. Artı 0-10 political puan verdiği için. Buraya kadar geldikten sonra infrastructure'ları alıp altyapıyı daha hızlı basabilirsiniz ve building slot gibi ve infrastructure. Askeri fabrika ve yine buradan. Şuna gitmenizin pek bir anlamı yok. Elektronine bonusa gerek yok. Infrastructure önemli. Altyapı ne kadar hızlı olursa o kadar çok askeri fabrika basarız. Ve buradan fabrikalarımızı aldıktan sonra da o ile pek gitmenizi önermem yakın dönemde. Ele geçirdikten sonra Musul'u, Neşti ve diğer bölgeleri ele geçirdikten sonra siz buralara petrol daha fazla döküyorsunuz. Fokusunuz da var. Gitmenizi istiyor oyun. Askeriden ise Land Doctrine eğer geri kaldığınızı hissederseniz zaten Türkiye erken dönemde savaşa giren bir ülke değil. Ya Alman zor durumdayken Alman'a karşı giriyor ya da Sovyet'e karşı giriyor. Ya da eğer Osmanlı hayali varsa Almanya'nın da ya da RP'nin gidişatına göre belki Sovyet yanına girip Alliance'la savaşabilir. Şimdi bu fokus sırasıydı genel olarak. Sadapak Paktı'na pek bir gerek yok ama gösterelim. Sadapak Paktı fokusla alakalı. Gördüğünüz gibi Non-Aggression Pact veriyor. Political puan verse gidilir ama hiç gereği yok. Sadapak Paktı'na fokus yani gereksiz bir fokus. Şu volunteer atmanıza yarıyor. Eğer buna giderseniz İspanya İç Savaşı'na bile volunteer atabilirsiniz demek oluyor. Ama tam öyle çalışmıyor diye biliyorum. Yine de atabilirsiniz herhalde. Bakalım araştırın belki atılır. Hatay eventini gönderip göndermemek sizin yine RP'nize bağlı. Eğer RP'nizi çok iyi yaparsanız bütün Suriye'yi 4 sivil karşılığında belki alabilirsiniz.
Genelde Lübnan'ı vermiyorlar ama bütün Suriye'yi 4-5 sivil arasında. Belki çok iyi RP yaparsanız ve Fransa o an muhtaçsa 3 sivil karşılığında. Ama eğer çok da şeyse 6-7 sivil. Lübnan'ı genelde vermemelerinin sebebi Papıt bırakmaları. Çünkü bu Lübnan ve Suriye özellikle fazla farklı kapasıyor. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. RP ile alınacak yerleri söyleyelim. Kesinlikle Suriye'yi Fransa'dan bir şekilde RP ile koparın. Bu sizin için erken dönemde fabrika slotu demek, güzel demek, yani boş yer demek. Lübnan'ı alabilirseniz alın. Hatta aldığınız zaman gidin siz Papıt bırakmaya çalışın gibi gibi. Yunan'la eğer oyuncu varsa çekişeceğiniz malum. Ama eğer dışarıdan ortak bir tehdit varsa da birleşebilirsiniz. Yine Bulgar sizin için Romanya ile tampon bölge. Ya gidin anlaşın. Romanya'dan saldırırsa eğer Burgaz'dan toprak koparmaya çalışın. Koparamazsanız sıkıntı. Irak'ta genelde oyuncu olmaz ama hani olursa da bir gözünüzde her zaman doğuda olması lazım. İran'da oyuncu varsa Irak paylaşılabilir. Sizin genelde almanız gereken yer Musul ve Hajar eyaleti. Çünkü burası Arabistan'a atlamanız için önemli. Ve İngiliz'den de almanız gereken yerler ilerleyen dönemlerde RP'ler için kesinlikle şuralar ki Osmanlı kurup kor nüfus kazanabilelim. Arap Yarımadası yine. Osmanlı kurmak için şu bölgeler lazım. Türkiye olarak deklare edebiliyorsunuz Osmanlı'ya. Neler lazım? Hicaz, Yemen, Filistin, West Bank, Central Makedonya, Jordan, Kuveyt ve Fransa, Suriye ve Irak State'i. Irak'ı da almanız lazım. Tabi burayı alırsanız kurduktan sonra geri verirsiniz gibi gibi. Böyle şeyler olabilir RP'lerde. Şimdi fokuslara kaldığımız yerden devam edelim. Türkiye'yi neden bu kadar güçlü olduğunu hemen bahsedelim. Doktrin bufflarına gidebilirsiniz bu arada. Ve doğu sınırına hani atıyorum Ford'la döşeyebilirsiniz. Fokusal kötü değil. Armor Teçe'de 2 bonusu var. Gidilebilir. Tankla basabilir yani ülke. Onu demek istiyorum. İlk başta stability'ler alınabilir. Şu gereksiz ama eğer diyorsanız ki Wargold Time üzerime artsın. Hani adam 100 günde saldırsa 125 günde saldırsa olabilir. Şu Non-Corman Power Buff'u çok OP bir şey. Şöyle ki eğer Rusya'yı ele geçirirseniz onun Non-Corman Power'ı çok OP oluyor. Çok uzun yani nasipse 1 milyon, 2 milyon Sovyet askeri çıkartabilirsiniz demek oluyor. Base War Support yine OP oluyor. Reformizm yine çok güçlü. Burada ise faşist taraf Atatürk yolu ve demokrasi yolu var. Burası genelde en mantıklısı otokrat yolu. Neden? Çünkü otokrat yolu çok political puan veriyor. Lakin faşist yolu da güçlü. Etrafa hızlı hızlı salça olmanıza yarıyor. Ve pan-Türkizm yoluna gidiyorsunuz. Bu da bu şeyle alakalı durum. Azerbaycan'ı kor yapıyor ve bu debuff'ınızı direktman siliyor. Nerede o? Şu. Kurtuluş Savaşı'nın debuff'ını siliyor. Eğer Turan kuracaksanız faşist yolu yine de biraz mantıklı. Demokrasi yolu da RP'ye göre o kadar büyük bir buff'u yok. Seçimlerle alakalı. Hiç gideni görmedim ama bir defa görmüştüm. O kadar aman aman bir yolu yok. Atatürk neden güçlü Atatürk yolu? 0-25 political puan veriyor ama herhangi bir ülkeye saldırırsanız bu hani nasıl diyeyim size Kemalist neutrality bitiyor ve tamamen gidiyor. Political puan kazancını unutun. O yüzden RP'nizi yapın. Gidin hani Irak'ı alabiliyorsanız alın. Yani birazcık büyüyün ondan sonra gidin. Ya da erken dönemde gidin sonrasında bozdurun gibi. Çok hızlı çark fırlayabiliyorsunuz. Şu şey Sovyetlerle şey yolu, şey Almanlarla non-aggression yolu. Non-aggression pact yapıyor. Bu da size yardım etmesi. Kabul ederse eğer İngiliz 3 tane off-map'te sivil geliyor size. Bu da Western Guarantees. Amerika, İngiltere ve Fransa size garanti atıyor. Tabii kabul ederlerse. Claudius anlaşması için Alman'ın da imzalaması lazım. Gördüğünüz gibi şunu. Eğer Claudius'a giderseniz de 4 sivil alıyorsunuz ama İzmir'deki bütün kronyum kaynakları Alman'a gidiyor. Şöyle görürsünüz. Aynı şeyde olduğu gibi. Şuradaki ve Meksika'daki olduğu gibi. Ama sizde kronyum bol olduğu için 4 sivil verilebilir. Mümkün. Bu yoldan sonrasında ise yine Alliance'a bile girebilirsiniz. Kemalist tarafsızlıktan dolayı. Hani Axis, hani İtalya, hani Western Alliance. Bu yoldan da istediğinize gidebilirsiniz. Claim atabilirsiniz ve Rodos eventini de gönderebilirsiniz. Axis'e girer iseniz.
Tabi bu birazcık karmaşık bir yol. Verebilir de vermeyebilir de, ki vermedi gördüğünüz gibi. Event de gidiyor ona. Axis'e de katıldık. Kıbrıs'a claim'imiz var. Bu yol o kadar önemli değil. Şu trade opinion deal elinizdeki ticareti AI'lara satmanıza birazcık daha iyi yol açıyor. Hatay yine bypasslanabilir bir fokus. Gösterelim. Hiçbir olayı yok. Eğer burayı RP ile alırsanız daha iyi. Boşuna fokus gitmezsiniz. Sadece fokuslarla 37 fabrika oluyor. 28'i de sivil olmak üzere. Şimdi fokuslardan alabileceğimiz fabrikaları gördük. Bayağı güçlü oluyor değil mi? Ki doktrinlere ve armor taçı da bayağı bonusu var. Bütün tankları bonus açabiliyorsunuz. Peki bunun asıl olayı ne? Coğrafya konumu. Siz hem Sovyetlere çok büyük bir tehditsiniz, hem Almanlara büyük bir tehditsiniz, hem de özellikle İngilizlere büyük bir tehditsiniz. Şimdi doğudan dostlar edinebilirsiniz. İngiliz'in arkasını kollayabilirsiniz. Bunun karşılığında Arabistan'ı size verir. Ya da Rusya ile ittifak olursunuz, her ikisine saldırırsınız gibi. Türkiye'nin coğrafi konumu çok önemli. Boğazlar yine çok önemli. Çünkü buradaki şey donanması, Rus donanması çok büyük tehdit altında. Çıkamıyor. Eğer Romanya ile Rus savaşırsa, buraya giren Romanya donanması yüzünden Rus buradan çıkartmayabilir, ekstra bir cephe değil mi? Yine eğer izin verirseniz İtalyan donanması buraya girerse yine onun için de büyük bir sıkıntı gibi gibi. Şimdi fabrikalar genelde bildiğiniz gibi yine altyapının yüksek olduğu yerlere basılması lazım. Ve kaça kadar derseniz 38 mübahtır, belki 38,5 sivil basmak için, sonra askeriye dönülebilir. Az siville çıkmayalım, maksimum siville çıkalım diye gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Sivil olarak şeyde, ekonomi olarak sivilde kalmak çok mantıklı çünkü consumer goods bizim için önemli değil. Onun yerine bizim için sivil inşasız daha önemli, ama geçecekseniz yakın zamanda partial'a geçmek de yine mantıklı. İlla sivilde kalmanıza gerek yok. Partial'a da geçebilirsiniz. Bu fabrika hızınızı az da olsa arttırıyor, ama dediğim gibi üretim şey olduğu için, hani az olduğu için çok da önemli değil. Ha parçalasın ha şey desin gibi. İlk gidilecek yol tabii ki de diplomatik fokus serisi. Fokus seri demişim işte, çarkı. Çünkü Kemalist tarafsızlığa da gittiğimiz için biz buradan bayağı büyük bir puan kazanıyoruz. Advisor'lar ise duruma göre alınıyor. İlk başta çarktan biri fulllersin, sonrasında bu şeyi alırsın. Nerede o abi? Silent Workers'ı alırsın. Sonrasında da National Pursuit'ten devam edersin gibi gibi gibi. Böylelikle FP kazancın uçmaya devam ediyor. Ve alabileceğin ne var mesela? Bunu alabilirsin. Free Press'i alabilirsin daha fazla political puan için. Recruitable Population o kadar önemli değil. War Support biraz önemli, o da önemli. Şey, o da esnetilebilir. Tarafsız kalmak en iyisi işte, o yüzden. Bu belki alınabilir, belki alınmaz. Ben tercih etmiyorum. Kapitalizm yolundan eğer petrol kaynaklarınız çok ise şu alınabilir. Şey, construction speed veriyor ama resource market veriyor. Yani dışarıya petrol satacaksınız, çok mantıklı. Ya da state kapitalizm, direkt en babası. State kapitalizm birazcık daha petrol, birazcık değil bayağı daha çok petrol çıkartmanızı sağlıyor. Ama cancer bugles ekliyor. Buradan ise meeting plot belki, ama genelde yine cultural reform ya da hiyerarşi askeri dönülecekse. Burada ise yine standart bu. Buradan ise pek bir olay yok. Eğer savaştaysanız supply eksisi yine mantıklı. Ya da şu yol var support veriyor size, çok az bir PP kısıp. Buradan ise order above all yine strike yemenizin önüne geçer. Advisor'larda Sabiha Gökçen fena bir yer değil. Ama oyundakinin aksine, şey gerçektekinin aksine birazcık daha stratejik bombingde. Kas desteği olarak değil. Tahsin Yazıcı güzel. Armor Expert var. Organization iyi. Cav Expert pek tercih edilen bir şeydi. Şu üçü yani genel olarak. Komutan olarak Army Offensive ya da Defensive. Offensive genelde. Military Theorist'leri bakabilirsiniz. Alınabilir. Tank Designer tek. O da research hızı için. Gibi gibi. Manpower sorunu var. Onun da önüne hani savaş, olası bir savaşta hemen eksantive geçerek geçiyorsunuz. Onun da önüne. Bu advisor'larda ise alınabilecek en mantıkları şu üçü. Nerede o? Sivil ve construction. Demagog almanızı pek önermiyorum. İleride istediğiniz ideolojiye dönersiniz zaten.
Şu üçünü alırsanız Kaan Samurgulus %3'e düşüyor ve ekonomiyi fullerseniz de hani daha biz partial'da olmamıza rağmen gördüğünüz gibi %0'a düşüyor ki debuff'ımız da var. -1'e düşüyor. Debuff'ımız olmasına rağmen. Gerçi onu sildik, pardon, çok özür dilerim. Yani partial'da olmasına rağmen 0'a düşüyor Kemal İsyoğlu. Güçlü. Ve buradan sonra işte gelen PP kazancına bir bakın sadece. 6,3 geliyor. Tabii fokus gitmediğiniz sürece. Ekstra şeyler de alabilirsiniz. Daha fazla arttırabilirsiniz. Şunun gibi yollarla. Daha fazla political puan gibi. Ve. Divide Nation, salla onu. Bu kadar. Yani fokus olarak da güçlü zaten. Şu yol çok güçlü. 7'ye yaklaşıyor. Eğer gidip de diğerini alırsanız 7'ye yaklaşıyor. Hatta gösterelim. Niye göstermiyoruz? Şunu da alırsanız tabii stability etkileyecektir. Army Finance yine alınabilir sonrasında. Buradaki yollar sivil basacaksınız. Ama genelde orduya dönünce bu alınıyor. Güzel bir buff'tır. Mobilization speed de verdiği için. Bunları işte duruma göre alırsınız. Şunun da tek mantıksız olduğu taraf şu. Savaş durumunda çok tehlikeli. Onun dışında PP'yi gerçekten hızlı arttırıyor. 6,5'a doğru çekiyor. Savaş durumunda niye mantıksız? Eğer Türkiye stabilitesi %50'nin altına düşerse bu savaş durumu olsun olmasın değişir tabii de. Savaş durumunda %50 altına düşmesi çok olası. %30 yiyorsunuz çünkü stabiliteden. İşinizde ayrılıkçılar çıkıyor. Bayağı da büyük çıkabiliyorlar. Savaşın bir anda hani arkalanmanız hiç hoş olmuyor. O yüzden 150 altına düşmek istemeyeceğiniz bir şey. 150 stabilitenin üzerinde kalmaya çalışın. İlk başta da yine free press'ten proactivity'ye geçilip hızlıca bir ekonomi kalkınması yapılabilir. Ondan sonra da Osmanlı formlanana kadar proactivity şey işte proactivity gidip onun yerine resistance gelirse hızlıca uyumluluk kasacaksınız. Ve buraları ortalama bir yılda ha core ha değil gibi kullanırsınız. Non-core advisor'ınız olduğu için şey, non-core buff'ınız olduğu için bu yolda. Neredeydi o? Gitti mi o? Ha, şurada. Non-core'dan %15'te buff'ınız olduğu için şunu da kaldırırsınız artık. Ben öylesini aldım. Yani bir de burada vardı değil mi? Evet, Equality for All'u da alırsanız non-core'dan %15 buradan, %12 oradan, yani yüzdelik olarak bayağı büyük bir non-core nüfus alıyorsunuz. Düşünsenize, yani Sovyetlerden en azından birkaç toprak kopardınız non-core olsa bile. Dünyanın manpower demek. Türkiye böyle böyle manpower stackliyor. Aklınızda bulunsun. PP kazancı da işte focus -1 olarak görsek, bir focus auto complete'i kapatalım. Mesela şu an focus gidelim. Ona göre çalışalım. Dockyard'ı yine iyi veriyor, 3 veriyor. Arada gidilesi bir fokus. Genel olarak 5,2 civarı kasıyor. Böyle kullandığınız takdirde. Ve bu çok hızlı çark fırlaması demek abi. Yani her düzenli periyotlarla, yani her 100 günde bir yarı çark fırlıyorsunuz. 500 puan kasıyorsunuz. Bozuk. Hatta 5,5, yani 6 de neredeyse. Türkiye'nin tarafsız yolu daha güçlü. Ve biz eğer buradan ideoloji değiştirmek istiyorsak, baktık ki dünyaya faşistler kazanıyor ya da hadi onlara karşı bir oluşum olacağız. Ya da Sovyet itiyor. Ama hani faşist olmayı da istiyorsunuz ya da sizi zorluyorlar faşist olmaya. Eğer bir demagog çok hızlı dönebiliyorsunuz. Kurabileceği ülkelerden bahsedelim. Osmanlı'yı deklare edebilir. Bunda sıkıntı yok. Deklare edin zaten. Ama kurulabileceği ülkelere bakalım. Bir Makedon'u kurabiliyor. Makedon İmparatorluğu'nu. Pek bir gereksiz. Osmanlı kurduysanız önemi yok. Turan'ı güzel kuruyor. Zaten Turan için de Türkiye lazım. Unutmayın. Bizans'ı çok güzel kuruyor. Balkan'ı kurarsa efsane oluyor. Balkan'ı formadığı anda bir anda Alman'a yaklaşır bir gücü ulaşır. Çünkü hem aşağısı hem yukarısı olunca Balkan'ı da formlayınca çok güçlü oluyor. Bizans o kadar güçlü değil Türkiye koru olduğu için ama Balkan'ı koruladığı vakit şu Balkanların hepsinin koru olması demek hem kaynak hem manpower hem de güç olarak, fabrika gücü olarak çok üstün anlamına geliyor. Niye bu kadar hızlı dönüyor demek istedim. Şöyle ki siz bunu
gittiğiniz vakit, eğer CHP'nin desteği düştüğü vakit, hızlıca arttığı vakit, bu demagog arttırdığı vakit, bunu sürekli siz dikleri de government, hani discredit government gittiniz ve hızı artıyor zaten. En sonunda da buna basıyorsunuz, otokratlar düşüyor ve bir anda faşizm artıyor. En sonunda da %50'lere falan bir anda gidiyorsunuz abi, ideoloji değiştiriyorsunuz. Çok hızlı artıyor yani, günlük görüyorsunuz zaten. Ortalama bir yılda çok rahat ideoloji değiştirebiliyor. Bir yıl bile değil, 6 ayda bile değiştirsin. Event'e bağlı. Evet. Diyeceklerimiz herhalde bu kadar. Focus serisi kısa ve öz. Öyle yetiştiremeyeceğiniz bir Focus serisi aslında. Hani 42'de anca bitiyor. Ama Doctrine buff'larını kesinlikle alması lazım. Şu buff'ları da aralara sıkıştırın. Infantry değil de. Tank basacaksınız. Armor Attack'lerin üçüne de buff'ı var. Bakın bu güzel. Tank hangi tank? Genelde Med ama Heavy de basabilirsiniz. Neden Heavy basmayasınız ki? Chromium var. Olabilir. Heavy olabilir abi. Sınırlara şeyler veriyor. Ve Infantry bir pana veriyor. Petrol meselesi ise dediğim gibi gidip de Sivas'a 20 çelik veriyor. Buraları ele geçirirseniz oralara eklemeler yapıyor ve Musul'dan hiçbir şekilde çıkaramayacağı kadar çok çıkaramayacağından çok daha fazlasını alıyorsunuz petrol olarak. Yani teknik açıdan 1000 petrol çıkarabilen bir ülke. Yani bu kadar sayıları az olmasına rağmen 1000 petrole ulaşabiliyor. Ortalama 42 yılı gibi 800'e yakın. 700-800 arası. Ve hani Axis için petrolden daha değerli bir şey var mı? Belki Tangistan. Ama petrol bir yerden yine Tangistan'ı işgal edip bulur da sizi işgal etmesi de çok zor. Çünkü büyük geçiş var burada. Burasının Palermo'dan hiçbir farkı yok. Dağdır. Yani buraya siz bir asker koyun, adam buradan 10 tane tankla vursun gene çıkamaz. Burası birazcık sıkıntı. İstanbul'u kaybederseniz Urban'dan karşıya geçebilir belki. Ve çıkartmaya çok müsaitsiniz. O yüzden eğer Alman'la savaşacaksanız bütün yerleri tutun gibi. Evet, burada bitirelim. İzniniz için teşekkür ederim. Türkiye'nin de Road 56 RP'deki rehberi böyleydi. Araştırmalara da bir ufak değinelim. Yine bu standart başlangıcını yapıyor. Doktrin olarak bir değerlendirelim. Çok özür dilerim, onu bir hızlıca değerlendirelim. Doktrin'de iki alternatif var. Ya aslında 3 alternatif var. Hatta biz zorlasam 4 bile var. Ben hepsinden gideyim. Eğer çok zor durumdaysanız ve saldırıya açıksanız, eğer hani oyuncuların şeyleri belli olduysa bir anda asimetriye dönebilir, ana vatan savunması yapabilirsiniz. Ya da ben askere inanıyorum, daha fazla asker spamlayayım deyip fazlasıyla ordu basacaksınız. Bu yoldan gidebilirsiniz. Ve manpower'ın var diyorsanız bu önemli. Grand Fatal Doctrine ise savunmayı ben iyi yapacağım ve saldırırsam da güçlü bir saldırı yapacağım diyorsanız. Super Warfare ise ekipmanım çok ve benim askerim az. Yani ben power'ım az ama ekipmanım çok ve kaliteli vurayım diyorsanız. Mobile Warfare ise ben heavy basacağım ve bütün el emeğini tek başıma fethedeceğim yolu. Asker sayınız olur ama heavy'leriniz dehşet vurur gibi gibi. Evet, Doctrine'de de öyle. Air Doctrine'de ise uçak basamazsınız. İkisinden birini tercih edeceksiniz. Ya az bir şey kas basacaksınız ya da hiç basmayacaksınız. Yani ya tank uçağı oynayacaksınız ya uçakçı. Arasından birini seçin artık diyelim. İzniniz için teşekkür ederim. Böylelikle bitirelim. Donanmaya pek bir gerek yok zaten. Yetiştiremiyorsunuz. Görüşmek üzere. İzniniz için teşekkür ederim.